Orhan Bursalı, merhaba. Merhaba Namık Bey, merhaba. Hüsnü Bey'e de selam ve sevgi. Günaydın, günaydın. Efendim, şimdi Günaydın. Ankara'da gergin günler yaşanıyor. Pazartesiye kaldı ama İyi Parti bu arada sürekli toplantı halinde. Biz de işte program başında belki tanık oldunuz. Kusur kimde ya da sorun kimde ya da kimlerde diye bir kafa yormaya başladık. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Sorun kimde? Ya da nerede? Sorun İYİ Parti'de. İYİ Parti liderliğinde sorun. Yani gayet açık ve seçik eğer nitelendirmek gerekirse biz gazeteciler yani her şeyi mümkün olduğu kadar kendi adıyla, olanın adıyla belirtmeye çalışırız. Şimdi burada İYİ Parti hemen hemen 2 yıldır Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir şekilde masaya geleceğini biliyor ve buna karşı da hem parti kurmayları kendi aralarında hem de kendi kitlelerini, İYİ Parti destekçilerini bu konuda cihazlandırıyor. Yani Kılıçdaroğlu'na karşı ve adayları gayet net ve kesin 2 yıldır Mansur Yavaş. Bunu da görüyoruz orada. Özellikle de Mansur Yavaş'ın son 5-6 ay içinde İYİ Parti'nin adaylığı giderek kesinleşti ve Mansur Yavaş en son bugüne kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı. 4 gün, 3-4 gün kadar önce Fox TV'de eğer Meral Hanım ve Kılıçdaroğlu onaylarsa adaylık önerisini kabul ederim dedi. Yani bu kabul Başkanlarımız ederim. karar verirse, evet. Evet, başkanlarımız karar. Bu kabul önerisi aslında arka planda İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a söylettiği bir öneri olarak bunu algılamak lazım. Zaten o konuşmadan sonra Mansur Yavaş da İYİ Parti'yi ziyarete gitti. Şimdi bu İYİ Parti'nin Mansur Yavaş adaylığını masada diri tutmak hatta kabul ettirmek için yaptığı bir manevra olarak bunu görmek lazım. Şimdi gelinen bu durumda Mansur, İYİ Parti'nin liderlerinin, önde gelenlerinin attıkları tweetlere ve onun altında İYİ Partililerin yazdıklarına bakıyorum. Yani inanılmaz bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu düşmanlığını hep net bir şekilde orada görüyoruz. Mansur, Mansur diye hepsi bağırıyor. Hatta yani apoletlerini sökeceksin şeklinde Kılıçdaroğlu'na yönelik atılmışlı bir tweet ve söylenmiş sözler var. Bunlar aslında baktığımız zaman bir hesapsız, yani Şurada hesapsız yani kitapsız. İyi Parti Mansur Yavaş'ı kendi partilerinden mi görüyor? Geçmişine Tabii. bakarak. Tabii biz de oy verdik, biz seçtirdik onun görüşü de var İYİ Parti'de biliyorsunuz. Hatta neredeyse bütün evet, İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partili bugün 11 kentte, 11 büyük şehirde sanıyorum, yanlış söylemiş olmayayım. Orada destekçileri destek olduğunu biliyoruz İYİ Parti'nin. Bu belediyelerin seçilmesi de İstanbul'da desteğini biliyoruz. Seçilir miydi onu bilmiyoruz. Seçilemez miydi onu da bilmiyoruz ama desteği o zaman Millet İttifakı'nın bir gereği olarak desteklediler. Çok iyi yaptılar. Doğru bir politikaydı bu. Fakat daha sonra gelinen noktada İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu seçtirmemek için harekete geçti. Bayağı harekete geçti orada. Yani durmadan yakın zamanda mesela Kuşoğlu'nun söylediği biz Evet. bu masayı Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için kurduk yoksa dağılır vesaire şeklindeki bence de anlamsız, gereksiz, boş boğazlık hatta diyebileceğim bir lafı üzerinde tepindi durdu. Hala da geçen gün onu söylüyordu orada. Evet. Şimdi bu ittifak politikasına pek yakışan bir şey değil. Yani buradaki masa kime karar verirse o aday olacak.
gibi böyle bir durum da var. Ama yani tüm masada, bu gürültüye rağmen iş bitti değil mi? Yani bence iş bitti. Şimdi en büyük aşmazı İYİ Parti'nin bu duruma neden olan, bu durumu yaratan kurmaylarının şimdi ne yapacağız düşüncesidir. Şimdi derin derin bunu düşünüyorlar. Bir aşmaz yarattılar. Kendileri için de bir aşmaz yarattılar. İnsan düşünmez mi? Ya ben buradaki diğer masadaki diğer partiler ne karar verecek? Kararları Kılıçdaroğlu'nu desteklerse ben ne yaparım? Mahsur Yavaş'ı nasıl kabul ettiririm? Eğer masanın büyük çoğunluğu yani 5 partide Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterirse benim tutumum ne olacak? Bugüne kadar inşa ettiği politikaları yakıp yıkmam mı lazım, yıkabilir miyim? Veyahut da geri dönüp bir seçmenimi bugüne kadar Kılıçdaroğlu'na karşı, CHP'ye karşı ayaklandırdığım ve Mansur'un seçilmesi gerektiği konusunda ikna ettiğim seçmenimi şimdi nasıl ikna edeceğim, tersini ikna edeceğim? Acaba bu masadan biz bağımsız mı davranmalıyız? Şimdi bunu bugün de GİK toptantıları var biliyorsunuz. Evet. Ve il başkanları toptantıları var. Onları ben şöyle düşünüyorum. Onlarla toplantı yapacak. Bence bu toplantılar umarım onları ikna toplantıları olur. Yani bir ayrılık toplantısında ikna toplantıları olur. Çünkü ortak bir gelecek var burada. Ve evet. Ortak gelecek aslında bu iktidarı, bu rejimi daha doğrusu değiştirmek, parlamenter sisteme geçmek, tek adamlığa son vermek, Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük yolsuzluk, büyük felaketler, felaketlerine son vermek, politikaları değiştirmek, akıl ve bilimi egemen kırmak. Yani şimdi bütün bunlar, Türkiye bunları bekliyor, bütün muhalefet evet. bunları bekliyor evet. orada. Evet. Siz kalkıp burada bir ayrılık yaratmaya kalkışıyorsunuz ve kendi başınız hareket ederse eğer İYİ Parti bence İYİ Parti iyice de küçülme yoluna girer diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Orhan Bursalı. Söyledikleriniz çok önemliydi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet, önemli bir noktada.